Bir sabah uyandığımızda kendimizi dünyanın başka bir yerinde, cennet gibi güzel bir mekanda bulsak. Böyle bir durumda yapacağımız ilk şey, bu mekana nasıl geldiğimiz, kimin bizi buraya getirdiği ve bu mekana getirilme gayemizin ne olduğunu düşünmek ve buna cevap aramak olacaktır. Fakat bulunduğumuz durumu anlamaya çalışmadan, sanki hiçbir şey olmamış gibi direkt bu mekandan faydalanmaya yönelsek, bu hareketimiz ne kadar akılsızca ve hayvanlara yakışır bir hareket olacağında şüphemiz olmayacaktır. Aynı şekilde bizler, hiçbir varlığımız yokken, cennet kadar güzel şu dünyaya gözlerimizi açtık. Bizler de bu durumdayken, bu varlık aleminde bulunmak gayemizi sorgulamamız gerekmez mi? Evet, bizler, aklımız ve şuurumuz yerindeyken ilk düşünmemiz gereken şey, kimin bu evreni var ettiği ve bizi de var edip bu varlık alemine yerleştirdiği, biz insanların ve bütün varlığın amacı ve gayesinin ne olduğunu düşünmek ve buna cevap aramak olacaktır. Eğer bu şekilde varlık amacımız hakkında düşünmezsek, ne kadar akla ters hareket etmiş oluruz, kıyas edelim. Evet, şu aleme bakıyoruz ki, en basit, en değersiz şeyler, en mükemmel ve taklit edilemez şeylere dönüşüyor. Toprak, hava, su gibi basit ve cansız maddelerden ve atomlardan, hiç beklenmedik bir şekilde mükemmel canlılar ortaya çıkıyor. Hem aynı maddelerden bütün canlıların hayatlarının devamı için lazım olan rızıklar, meyveler ve ihtiyaç maddeleri vücut buluyor. Hem bakıyoruz ki akletmeyen, şefkati bulunmayan ve ihtiyaçları bilmeyen dağlar büyüklüğündeki bulutlar canlıları incitmeden suları muhtaçlara yetiştiriyor. Yağmurla gelen bu sularsa ihtiyaca uygun olarak bir kısmı yeryüzünde bırakılıyor, bir kısmı ise yerin altında temiz bir şekilde biriktiriliyor. Sonra yıldırımlara bakıyoruz ki onlarda da ayrı bir hikmet, ayrı bir menfaat bulunuyor. Evet, yıldırımlar hayatın varlığı için çok önemli olan azot elementinin toprağa aktarılmasında vazife görüyorlar. Sonra dağlara bakıyoruz ki, biz insanların faydalanması için birçok maden, madde ve gıdalara depo kılınmış. Ayrıca yeryüzünü yerin altındaki sarsıntıdan koruyarak kazık vazifesi görüyor. Sonra yer küreye dikkat ediyoruz ve görüyoruz ki bizlerin hem çalışması hem de dinlenmesi için yer küremiz günün bir kısmında aydınlık, diğer kısmındaysa karanlık kılınmış. Sonra bitkilere ve ağaçlara bakıyoruz ki insanların ve hayvanların neyden hoşlandığını ve neyin göze güzel hitap ettiğini bilmeyen bu bitki ve ağaçlar en güzel, en tatlı meyveleri, yaprak ve çiçekleri netice veriyorlar. Son olarak insana bakıyoruz ki, insan vücudu et, kan ve kemik gibi basit maddelerden oluşmasına rağmen, insanların en kaliteli malzemelerle yaptığı robotlardan çok daha mükemmel bir yapıya sahip kılınmış. İşte bütün bunlar ve daha binlercesi, bizleri düşünmeye ve ibret almaya sevk ediyor. Evet, alemdeki her şey kendine göre uygun bir vazifeyle görevlendirilmiş ve hiçbir şey boş ve gayesiz değil. Öyle ki kainat binbir güzellikler içerisinde bir gül goncası gibidir. Galaksilerden ta bir atoma kadar her şeyde ayrı bir güzellik, ayrı bir mükemmellik bulunuyor.
Evet, bütün bu girift ve birbiriyle alakadar faaliyetler elbette ki tesadüf olamaz. Bu işler kendi kendine olmadığı gibi kendilerine de bakmıyor. Bu işlerde bir tılsım, bir sır var. Katip, kitapta olmadığı ve kitabın içinde aranmadığı gibi. Ve sanat ustasının yapılan sanatın kendisi olamayacağı gibi ne yaptığını ve neye hizmet ettiğini bilmeyen atomların oluşturduğu şu alem ve içindekiler öyle bir zatın ve sanat ustasının işleridir ki kendisine ait gizli ve güzel sıfatlarını ve tabiri caizse kabiliyetlerini göstermek için bu alemi yaratmış. Kendisi bu alemin dışındayken ilim, kudret ve hikmetiyle bu alemin içindedir. O zat kendi birliğini ve eşsizliğini bizlere gösteriyor. İşte alemde görülen bunca mükemmellikler ve garip haller o zatın kudretinin mucizeleridir. Bu kadar güzellikler, nimetler ve ihtiyaçlara cevap vermeler onun şefkatine ve merhametine işaretlerdir. Hem kullarının sevgisini kendisine yöneltmek içindir, hem kullarını sevdiğine işarettir. Peki bizler o zata nasıl teşekkür edebiliriz? Onu tanımanın ve bilmenin şekli nasıldır? Onun bizi sevmesine karşı bizler onu sevdiğimizi nasıl ifade edebiliriz diye düşünürken bütün insanlığa hitap eden bir zatı işitiyoruz ve diyor ki ben bu alemin ve içindekilerin Rabbi, sahibi ve Malikinin elçisiyim. Bu elimde tuttuğum kitap onun siz kullarına olan konuşması ve hitabıdır. Size olan konuşmasını bu kitapla gösteriyor. Size neyden razı olduğunu ve sizler ne yaparsanız ona teşekkür ve kulluk etmiş olacağınızı bu kitapla bildiriyor. Evet, şu ibadetleri ve duaları yaparsanız ona olan sevginizi ve muhabbetinizi göstermiş olursunuz. Şu hükümlere uyarsanız ve onun kendisini tanıttırmasına karşı onu şu şekilde tanırsanız o da sizden razı olur. Eğer ona bütün sıfatlarıyla iman edip kullukla itaat ederseniz kısa bir zaman sonra sizi devamlı ve ebedi olan cennetlere alacak ve ebedi mutluluklar verecektir. Hem alemlerin yaratıcısına inanmak ve ona kul olmak öyle bir şereftir ki daha bu dünyadayken manevi bir cenneti kalbinizde yaşarsınız. Getirdiği dinle kainatı manevi karanlıklardan aydınlığa çıkaran şu zatın doğruluğuna delilse, başta Kur'an olmak üzere tarih ve siyer kitaplarına geçmiş binden fazla mucizeleridir. Mucize ise evrenin yaratıcısından onun davasını doğrulamadır. Bu benim elçimdir, doğru söylüyor, hükmüne geçer. Hem peygamberlikle müjdelenmeden önce kavmi tarafından kendisinin en güvenilir kişi olarak bilinmesi ve hayatında hiçbir zaman doğruluktan sapmaması, hem geçmiş peygamberlerin kitap ve suhuflarında gelecek peygamber olarak ona olan işaretleri, hem Kur'an'ın elinizden geliyorsa haydi bu kitabın bir benzerini getirin sözüne karşı 14 asır boyunca hiç kimsenin Kur'an'ın ifade üstünlüğünü taklit edemeyişi, evet, sözle savaşamayanlar kılıçla savaşmaya mecbur kaldılar. Hem 23 sene zarfında o kadar meşakkatler ve zorluklar içerisinde geçmişten şu zamana kadar hiç kimsenin en kolay şartlarda dahi yapamadığı kulluğu kendi hayatında sergilemesi, hem
alemin yaratıcısını Kur'an'la en güzel bir şekilde insanlığa tanıtması, hem 14 asır öncesinde adetlerine ve geleneklerine sıkıca bağlı olan, ahlaktan yoksun, cahil bir toplumu, küçük büyük bütün yanlış adetlerinden uzaklaştırıp, insanlığa örnek olacak en yüksek ahlaka sahip bir toplum haline getirmesi, hem insanlığa getirdiği ilahi hükümlerin her birisinde yüzler hikmetin bulunması ve 14 asır geçmesine rağmen insanlığın onun getirdiği hayat düsturlarına daha fazla ihtiyaç duyması, hem dostlarının ve düşmanlarının doğrulamasıyla en yüksek ahlaka sahip oluşu ve getirdiği hükümleri ve ahlaki faziletleri herkesten önce kendisi yaşaması, hem dünyanın fani zevk ve süslerine değer vermeyişi, hem inancında en zirvede olması ve en küçük tereddüt dahi göstermeyişidir. Evet, o zat getirdiği iman nuruyla kainatı manevi karanlıklardan aydınlığa çıkarmıştır. Eğer onun getirdiği iman nurundan uzak olarak kainata bakılacak olursa, kainattaki faaliyetler tamamıyla tesadüfün oyuncağı olarak görülecekti ve varlığın hiçbir kıymeti ve gayesi olmayacaktı. İnsanlar ve hayvanlar, ecel pençesiyle parçalanan başıbozuklar, dağlar, denizler ve yıldızlar boş ve ruhsuz birer cenaze ve ölüm, bütün sevdiklerimizden bizi ayıran ve yokluğa gömen büyük bir bela olacaktı. Fakat Hazreti Muhammed'in telkin ettiği iman nuruyla, kainattaki her şey büyük bir yaratıcının hükmüyle ve emriyle hareket ediyor olarak görülür. İnsanlar ve diğer hayat sahipleri, Cenab-ı Hakk'ın vazifeli birer memurudurlar ve kainat fabrikasındaki işleyiş büyük gayeler içindir. Ve şu dünya, hem ilahi sanatların sergilendiği bir yer, hem de insanlar için bir imtihan alemidir. İnsanın başına gelen musibet ve sıkıntılarsa, olgunlaşmak, kemale ermek ve bazı gerçeklerin farkına varabilmek için bir vasıtadır. Ağacın daha olgun ve daha gür hale gelmek için budanması gibi, başa gelen musibet ve acılar da insanı olgunlaştırır, kemale erdirir. Hem musibetlerle insan acizliğini anlar ve kul olduğunun farkına varır. Hem dağlar, denizler ve yıldızlar, tesbih ve ibadetle meşgul olan meleklerle doludur. Bütün ölümlerse birer terhistir, vazifeden paydostur. Vazifesini bitirenler bu fani dünyadan daha güzel diğer bir aleme giderler. Evet, hiçliğe ve karanlığa değil, nura ve aydınlığa gidiyoruz. Sevdiklerimizden ebediyen ayrılmıyoruz. Daha güzel bir alemde tekrardan birlikte olacağız. Evet, genel olarak bütün peygamberlerin, özelde ise son peygamber olan Hazreti Muhammed'in getirdiği iman nuruyla bu hakikatler anlaşılır ve o nurla varlık anlamlı hale gelir. Gerçekten de o zat alemlere rahmet olarak gelmiştir. Çünkü onun getirdiği dinle İnsanlık ve varlık anlam kazanıyor, kıymetleniyor. Hem o zat, varlığın gayesi nedir, nereden geliyorum ve nereye gidiyorum gibi temel sorulara Kur'an'la öyle bir cevap vermiş ki, felsefenin boğulduğu sular onun ayaklarını dahi ıslatamamış. İşte peygamberin Kur'an'la bize verdiği ders odur ki, her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, o yaratıcı zat dahi kendine ait cemal ve kemalini görmek için kainatı ve içindeki sanat aynalarını yaratmış ve yine o sanat aynalarında görülen cemal ve kemalini göstermek için de melekleri, cinleri ve insanları yaratmıştır. İşte yaratandan haber veren şu zat, getirdiği Kur'an'ın diliyle ne diyor, dinleyelim ve itaat edelim. Bismillahirrahmanirrahim. İn kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Maddi ve manevi duygularla sizi yaratıp
sayısız nimetlerle o duygularınızı tatmin eden Rabbinizi seviyorsanız, bana uyun ve getirdiğim hükümleri kabul edin. Ta ki Allah da sizi sevsin ve sizleri kendine dost kılsın. Evet, biz de böyle bir zatı tasdik ediyor ve ona ve getirdiği İslamiyet dinine itaat ediyoruz. Bu itaatimizde de alemlerin Rabbine olan itaatimizi gösteriyoruz. Elhamdülillahi ala ni'metil iman vel İslam. İman ve İslam bir nimettir. Bu iki nimet için de Rabbimize teşekkür ediyoruz ve ona minnettarız. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ey Rabbimiz! Geçmişte verdiğin nimetler için kulluğumuzla sana teşekkür ediyoruz ve gelecekteki nimetleri de yine senden istiyoruz. İhdinassıratal-müstakîm. Ve bizi doğru yolun yolcusu kıl. Amin.